Merhaba arkadaşlar. Assassin's Creed Unity oyununun genel bir bakışıyla, özellikle grafik ayarlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili kendi ekran kartıma göre kaç FPS aldığımı söyleyeceğim. Öncelikle ekran kartım GTX 780 Ti Asus ekran kartı. Evet, şu anda ilk defa giriyorum ben de grafik ayarlarına. Oyun zaten böyle hiçbir menü gelmeden direkt senaryo seçimiyle başlıyor. Evet, şu an aldım, yani menüde bile aldım FPS. Maalesef kullandığım XSplit Video Game Caster şeyi programı FPS görünümüne izin vermiyor. Bunun için ben size maalesef yani aldığım FPS'yi söyleyerek açıklayacağım. Şimdi grafik quality'ye gelirsek Ultra High var. Şimdi biz bunu Ultra High olarak ayarlayalım. Menüde dahi aldığım FPS'yi söyleyeceğim size. Şu an menüde aldığım FPS 37, 38 civarı. Ve evet, şimdi bu aslında bu environment quality bütün oyunlarda, Assassin's Creed 3, Black Flag ve bu oyunda da en çok etkileyen etken. Ben bunu size şu an aldığım, yani menüde dahi aldığım FPS 37, bakalım uyguladığım anda kaç alacağım. High'da evet 33 FPS alıyorum. Verayda evet 39-40 civarı. Bunu uyguladığım zaman evet bunda pek fark olmuyor. Şu an 39-40 civarı Ultra High'da da bir değişiklik olmuyor. Ultra'ya alalım. Evet, Shadow Quality işte bu da çok önemli. Şimdi bunu High'a aldığımız zaman evet bariz bir şekilde artış oluyor. 45-46 FPS civarı şu an. Bunu sağ ayarladığımız zaman yok, bir fark yok. Evet, tabii ki bu. Ve Anti-Aliasing'i de ben maalesef FXA'ya ayarlayacağım. Evet, şu anda sabit 60 FPS'ye ulaştım. Evet, bu etki etmiyor. Şu ayar, Environment Quality ve Shadow Quality. Bunu high'a set çekmenizi, environment quality'de very high ve anti-aliasing'i de ya maalesef fix ayarına getirmenizi tavsiye ediyorum. Bunda benim kartımda, yani 780 Ti ekran kartında tam olarak 60 FPS alıyorum menüde. Tabii ki bu, bakalım oyun içinde kaç olacak. Kastım tamam. Geri gelebiliriz. Evet, oyunda da şu an 60 FPS alıyorum. Bir defa daha tekrarlamam gerekirse tüm ayarlar fullde ama bir alt kademede olan ayarlar şunlar. Çevre kalitesi Ultra High'dan Very High'a getiriyorum. Gerçi bu da pek bir etkilemiyor şu an ama yani 60'tan 57 civarına geçiyor. Bu arada tabii videoyu kaydettiğim için de bir FPS düşüşü oluyor. 3-4 FPS ortam. Onu katmıyorum tabii ki. Biz bunu Ultra'ya getirip de deneyeyim ben. Onu pek bir etki etmiyor. Şu an 57-58 civarı oynuyor. Texture quality etki etmiyor. Shadow quality çok etki ediyor. Yaklaşık ben 7-8 FPS etki ediyor. Bu PCSS'den high quality'ye getirmenizi tavsiye ederim. Tabii şu ayarların hepsi de son update'li hali ve orijinal oynuyorum oyunu. Update'li hali, ondan da bahsedeyim. İlk gün update'i de var. Anti-aliasing işte burada en çok etki eden olay o. Bunu artık yani fixa oynayın. 1080p'de oynuyorsunuz zaten. Pek bir etki etmeyecektir. Evet, devam ediyorum. Şu an yani kusura bakmayın maalesef yani söyleyerek FPS oranı veriyorum. Şu anda tabii pek bir şey yok. Yani şu anda 60 FPS alıyorum. Evet. Meydana geldik. Burada aldığım Evet.
Şu an lazım FPS. Şu ortamda aldım FPS 46 FPS. Şimdi bunu 46 ile 48 arası. Bunu şimdi dediğim gibi bunu demek ki azaltmamız lazım. Ben şu an ortalama 50 ile 60 FPS arası nasıl oynanır diye bakacağım. Bunu bir çevre kalitesini bir alt kademeyi çok yükseğe, ultradan çok yükseğe getirelim. Bakalım şu an nasıl olacak. Evet, şu anda ile 46, evet 50-51 pek fark ettirmedi açıkçası. Devam et, devam et. Hold the bridge, hold! Dad, I have to take a different way. Bayağı bir yapay zeka saçmalığı var. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Şu ortamda, yani şuraya baktığım zaman aldığım FPS yaklaşık 50 civarı, yani 50-53 civarı. Ayarlarımda gördüğünüz, hatırlıyorsunuz. Anti-Aliasing'i FXA'ya getirdim. Şu anda aldım FPS 50, tam 50-54, çok oyun oynamak durumda şu an, 58-51-52 civarı. Aldığım görüntü dediğim gibi gölgeyi ve çevreyi ve de anti-aliasing'i en aşağı çektim. Diğer görüntüler tabi kapalı, yani şu kapalı alanda bile yani çok değişken FPS o, maalesef. Açamıyor muyuz? Açamıyoruz. Üstünden altından gidiş yok galiba. Buradan aşağı mı ineceğiz? Yok, üste çıkacakmışız. Ne yapıyorsun sen ya? Gamepad'te de tam alışamadım. Neden bilmiyorum. Evet, sismi satıldı. İyice FPS düştü burada 46'ya kadar. Ya ortalama 45-50 FPS alıyorum, onu söyleyeyim size açıkçası. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum artık da, yani kullanıcıya ben, yani sabit 60 FPS altında oynamak yani pek hoşuma gitmiyor. Evet, bir kovalamaca. Şu an yine dediğim gibi 50 FPS'deyim. Dövüşte ne oluyor be? Kaçtı. Şu anda aldım FPS 54-53. Tabi bir de gece, yani gündüz Allah bilir kaç FPS alacağım. Ağır hareket ediyor bu arada, onu da söyleyeyim. Diğer
diğer oyunlardan daha farklı. Gündüz olsa da baksak BPS kaç diye. B'ye de bası tutuyor ama geçmiyor. Evet, 7 sene sonrasına geldik. Burayı geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz galiba. Pope Clement, hear me. Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Ara ara videolar buradaki FPS oranını saymıyorum bile, söylemiyorum bile. Oyun içi değil çünkü bunlar. Burada sabit 60 alıyoruz. Yani sıkıntı yok ama dediğim gibi o ayarları fulllesem, bir de istiyorsanız öyle deneyeyim. Kaç FPS alacağımı. Büyük ihtimal 30 civarı. Yani hele hele anti-aliasing'i de 4x ayarlarsam herhalde 30 FPS ayarı olurum. Ya şu an bana Assassin's Creed, yani Black Flag'dan farklı bir optimizasyon özürlüsü bu oyun gibi gelmedi. Aynı optimizasyon özürlülüğü bunda da var. Tabii ki arkadaşların dediği gibi, oynayan arkadaşların dediği gibi, ya bariz bir kart sarttırma olayı var ki benim kullandığım kart, yani bundan önceki neslin, yani 900 serisinin bir altındaki 700 serisinin Titan'dan sonraki en üst segment, segmentindeki ekran kartı, o da 780 Ti. Onu da bile yani ayarları kısarak anca 50-45 ile 55 arası. Bir de bir FPS dediğim gibi çok oynak, gerçekten çok oynak. Durduğunuz yerde bile FPS yani 50 ile 60 arasında benim çok gidip geliyor. 45 ile 60 arasında hatta. Onu fark ettim. Tabii yani 600 serisi ekran kartı olanlar için biraz da hatta anti-aliasing'i tamamen kapatabilirler. Gerçi FX'e pek etki etmiyor ama anti-aliasing'i kapatıp Shadow'u medium'a alıp ve de çevre kalitesini, environment quality'yi de medium'a alıp deneyebilirler. 6XX serisi ekran kartı olanlar, 760 ekran kartı olanlar da onu uygulayabilir. Dediğim gibi yani evet, biraz ekran kartı almaya, aldırmaya yönelik bir oyun olmuş. Tabi oyunun içeriği hakkında pek bir görüş bahsetmiyor. Bu daha çok teknik detayla ilgili. Şu an aldığım FPS'den bahsedeyim, onun içine geçtik. 35. Yani şu an oyun içi görüntü ve 35 FPS, 42, 31, 35, 38. Yani 35 ile 38 arasında gidip geliyor. 35 ile 40 arası diyeyim. Ki yani ben burada oynadığım vakit herhalde yine 35 FPS'de oynayacağım. Öyle oluyor bu. Courage my boy. Orayı maalesef geçemediğim için. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as alt yazıyı da aşmamışız galiba. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring, hmm? Yes, father. Grafikler gördüğünüz gibi hakikaten çok güzel yani, ama yani öyle aman aman bir yani 30 FPS'de oynatacak gibi değil. Geniş açıdan alındığı zaman şu açıdan 35-45 arası da bir yakından 60 sabit oluyor. Evet, şimdi oyun içine geçiyoruz. Evet. Şu anda aldığım, evet şu anda pek bir sıkıntı yok. Evet, dolaşıyorum. Şu an sabit 60 FPS alıyorum diyebilirim. Sabit 60, yani 58, 57, 60 FPS, ama dediğim gibi yani
Antializing'de eksikliği hissediliyor biraz yani oyunda. Tabii şimdi video 720p'de olduğu için maksimum onu da pek fark etmeyebilirsiniz küçük ekranda izlerseniz. Ama evet şu anda evet 46'ya. Çok ani FPS düşüşleri var oyunda. Yani şu anda 42'ye düştü. Şu an 47'de. Aslında bu oyunu FPS olmadan oynamak lazım gibi. Ben şuna taktım. Herhalde bu pek bir fazla etki etmiyor. Bu ayarı biz ultra yapabiliriz. Bilmiyorum artık çatırlarda falan o etki eder ama belki şu an pek bir etki etmiyor. Grafikler hakikaten iyi yani. İyi diyebiliriz. Tabi oynanış daha bir şey diyemem onu. Tam video çektiğim zaman söyleyeceğim. Bu arada. Evet. Dediğim gibi buralarda sabit. 50, yani 50 ile 60 arası alıyorum. Şurada aldım sabit. 60 FPS. Evet. Bu kadar yeterli sanırsam grafik ayarlı için. Tekrarlıyorum, ekran kartım GTX 780 Ti ve grafik ayarlarım gördüğünüz gibi çevre kalitesini ultra'ya getirdim. Texture Cool'da, High'da pardon. Shadow gölge kalitesini bir tık aşağı indirdim. O çok etki ediyor çünkü. Bir de istiyorsanız öyle deneyelim. Tüm hepsini yükseltelim. Bu zaten yükseltmiştim bunu. Bunu da TXA olarak deneyelim bakalım. Evet yani burada şu anda bari bir şekilde oyun yani çökmüş durumda. Şu an yani 34-35 FPS alıyorum onun için. Tekrardan tek tek deniyorum ki arkadaşlar da fikir edinsin diye. Şu an gölge şey kalitesi hariç her şey yüksekte. Evet gölge kalitesi çok fark ettiriyor arkadaşlar. Gerçekten fark ettiriyor. Şu anda yani normalde 60 FPS aldığım yerde şu an 40, 35, 38, 38 FPS alıyorum. Ve de gölge kalitesini bir tık aşağı indirdiğimizde bakalım nasıl yani görüntüde onu görüntüde etki edecek mi? Evet. Ben almadım ya. Geriye. Tamam. Şu anda dediğim gibi burada 60 şöyle güneşe baktığımız zaman şu gölgelerin oluştuğu yerlerde yani işte şu anda 58 alıyorum. Bir anda 48'e düşüyor. Çok ani değişiklikler var yani durduğu yerde. Yani stabil değil oyunun optimizasyonu maalesef çok değişken. En iyisi bu oyunda hiç yani FPS'ye gözünüz takılmadan, frame rate'e gözünüz takılmadan oynamak. Evet dediğim gibi gölge ayarı ve keskinleştirme, yüzey keskinleştirme, doku keskinleştirme ayarlarını kesinlikle azaltmanızı tavsiye ederim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım aklınızda kendi ekran kartınız için de bir fikir oluşmuştur. Hoşçakalın.